sevgili izleyiciler, efendim röportajımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda dışarıda Sevcan Orhan sahnede efendim ve derneğimizin başkanıyla birlikte. Başkanımızı evvela şöyle bir yakından bir tanıyalım. Ondan sonra yorumlarını alacağız. Başkanım merhaba. Merhaba, teşekkürler. Ben adım Hüseyin Güngör. Tanırköy'üm, işte Tanırköy'ü doğumluyum. Şu anda yaptığımız gece köyümüzde bir cehennemi yapılması için dayanışma gecesidir. Gerçekten o bölgede ilk olarak köylerde bir cemevi projemiz vardı. İllerde olmuştur, kazalarda olmuştur. Ama köylerimizde ilk olarak bir başlangıçtı bizim için. Çok da güzel bir şey oldu. Çok güzel bir şey geçti. Güzel bir organize. Çok güzel bir organize. İlk olarak yaptığımız bir organizeye rağmen çok güzel geçti. Bizim ilk olarak projemiz cemevimizin temelini atıp cemevimizin bitirilmesi. Daha sonra oradaki olan şartlara göre bakacağız. Kurslar açmayı düşünüyoruz. Oradaki gençlere yönelik çalışmalarımız devam edecek şu anda. Harika. Peki son olarak şimdiki. Gaziantep Olay TV izleyicilerine neler söylemek istersin ve gurbette yaşayan gurbetçilerimize? Telefon geldi Can abi, telefona bakabilirsin. Serbest. Bir odayız sevgili izleyiciler. Villa Müzik Oldayız şu anda. Onun da reklamını yapalım. Para vermiyorlar ama reklam yapıyoruz. Ben de anlamadım bu işi. Gerçekten yıllardan beri bunlara reklam yapıyorum ama kimse para vermiyor. Ben buraya öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki gelen tüm konuklarıma teşekkür ediyorum canına. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Türkiye'deki insanlarımıza da ben şunu söylemek istiyorum. Genelde bizi yönetenler, ülkeyi yöneten insanlarda da şunu bekliyoruz biz. Yıllardan beridir, yani asırlarda, tarihten beri bu yana gelip bizim tek bir isteğimiz vardır. Cemevlerimizin ibadet olarak kabul edilmesidir. Evet. Tek istediğimiz budur bizim. Başka bir şey istediğimiz yoktur. Çünkü ibadetler biliyorsun yani özgür. Özgür olması gerekiyor. Özgür olması gerekiyor. Çünkü orada bugün 20-25 milyon Alevi toplumundan bahsediyorsak, o ülkede yaşıyorsak, o ülkeye vergi ödüyorsa, askerliğimizi yapıyorsa bunu istemek de bizim hakkımızdır. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Sadece ibadet yerlerimizin, cemevlerimizin ibadet yeri olarak kabul edilmesidir. Evet, bu da çok doğru gerçekten. Burada zaten yetkililer de bu mesajı da almıştır. Başkanım hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah derneğinizin daim olması, bundan sonra hayatınızda da derneğinizle ilgili de çok güzel şeylere başarı imza atmanızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, efendim şu anda yine çok değerli bir kardeşim var benim, yıllardan beri, çocukluktan beri tanıdığım bir kardeşim, Murat kardeşim var. Bu organizede eminim ki çok büyük emeği var kendisinin. Kendisinden de kısa bir röportaj yapalım. Murat'ım sen alayım gel buraya kardeşim. Hiç kapatmadan kamerayı. Başkanım bir müsaade varsa. Başkanım, sevgili izleyiciler, bu çok önemli bir konu. Gördüğünüz gibi başkanımızın kaldırdığı koltuğuna oturdu. Başkanlıkta gözü vardı. Şimdi bütün olay budur. Gözünüzden gördüğünüz kamerada, ekranda hiçbir arada kesim yapmadan bunu yayınlayacağım. Başkanın koltuğunda gözün mü var? Kesinlikle öyle bir şey olmaz. Biz gönülden çalışan insanları. Biz de başkanlıkta gözümüz var. Bana bakarak konuş. Önemli olan bizimki bir şeyleri icat etmek, bir şeyleri yerine koymak, bir şeyleri yapabilmektir. Başka Murat'ım tamam dur. Yes, yeter. Bitti. Dur. Tamam. Evvela sevgili izleyiciler. Murat kardeşim. Yakalarım ben seni 24 saatte. Yani. Beni biliyorsun. Benim seyircilerim, süper seyircilerimiz. Biz gönül elçileriyiz. Aynen. Kardeşim önce seni bir tanıyalım. Kurbanım. Ben Murat Yılmaz. Bu Mersey Derneği'nde bir yönetici olarak çalışıyorum. Gönülden çalışıyorum. Biz seyrek çalışıyorum. Sen severek çalışıyorum. Hakikaten severek çalışıyorum. Bunu da gördük Murat'ım. Peki bugünle ilgili şöyle yorumlarını. Ya ben çok mutluyum, çok huzurluyum hakikaten. Böyle bir toplumu bir araya toplamak, böyle bir geceyi düzenlemek, ilk olarak böyle bir geceyi ortaya çıkarmak benim için gurur verici bir şey. Çok güzel bir şey cidden. Bu kadarını ben beklemiyordum, doğrusunu söyleyeyim. Bu kadarını güzel bir şekilde, insanların hoş bir şekilde, neşe içinde geçireceklerini ve insanlardan birebir konuşmamızdan dolayı bunların hakikaten mutlu olmaları, yani verdikleri yardımdan dolayı aldıkları hakikaten bizim için çok gurur verici bir olay oldu. Umarım... Tabii ki bizim daha düşüncelerimiz daha büyük. Projelerimiz var. Penceremizi daha geniş açıyoruz. Bizim bir İstanbul ayağımız var daha. Bu İstanbul olayı gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii ki ilk olarak Berlin olayıydı. Bunu gördüğünüz gibi siz de gördünüz. Güzel bir şekilde, iyi bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık ve ne olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci ayağımızda daha çok profesyonel, daha iyi, daha muhteşem bir şekilde İstanbul'da bunu bir belirtmesini yapalım. Bunun çalışmaları, altyapısı da olmuş durumdadır İstanbul'da. İnşallah. Çok güzel. Gerçekten çok güzel ifade ettin Murat'ım. Bundan sonra ben bu röportaj işini bırakıyorum abi. Tamam mı?
Sana vereceğim artık, sen yap bundan sonra. Yok, benden canım, daha güzel konuşuyorsun. Nuri'ciğim. Biz bunu beceremiyoruz. Sevgili Nuri'cim, şunu bir söylemek lazım. Aküm bitiyor, devam et. Aküm bitiyor. Şunu söylemek istiyorum. Sen Berlin'de, Avrupa'da hakikaten isim yapmış, kendini kişiliğinden, örneğinden, karakterinden kendini belirtmiş bir insansın. Bunu yani benim şu an şu ifadede, şu kameraya bakarak söylememe bence hiç gerek yok. Seni tanıyan, bilen kişiliğini, karakterini herkes biliyor. Eyvallah, sağ ol. Onun için senden dolayı benim saygım sana büyüktür. Yani öyle bir şey olamaz tabii. Evet Murat'ım, son olarak neler söylemek istersin? Son olarak şunu söyleyeyim. Şunu burada, eğer Türkiye'den bizi izliyorlarsa herkese buradan selamlarımızı iletmek üzere. Mirseyit Derneği'nin kuruluşu, yöneticileri, herkesin selamlarını sunmak istiyorum. İstediğim sadece söyleyeceğim. Umarım projelerimiz devam edecektir ve bunun bir İstanbul ayağı olacaktır daha. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun geldiğiniz için. Bizi bugün de desteklediğiniz için Nurcu kardeşim. Eyvallah kardeşim benim. Bizler de hayatınızda başarılar diliyoruz. Derneğinizin de yolu açık olsun efendim. Sağ olun. İnşallah daha güzel şeylerde birlikte olmak üzere. Bundan sonra seni bekliyoruz ha. İnşallah. Her zaman gelin.